Evet arkadaşlar, bu güzel kızımızı örmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda kolları ve bacakları örmüştük. Şimdi kızımızın gövdesiyle devam ediyoruz. Şimdi normalde arkadaşlar sıra sonumuz burasıydı. Şöyle bacakları tam ortalıyoruz ve kendimize göre ayarlıyoruz. Tam şu kısma geldiğimizde de bir diğer bacağımızı birleştireceğiz. Şimdi 22 sık iğne bu bacakta var. 22 sık iğne de bu bacakta var. Hemen 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Burada zincirleri fazla sıkmıyoruz. Hemen bir diğer bacağımı alıyorum. Ve şu ipi de arasında yürüterek 22 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, bir diğer zincire kadar örelim. 20, 21, 22. Şimdi zincirime geldim. Hemen zincirin sadece bir katından burada 3 zincir çekmiştik. 3 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 1 de şu katını alalım. 3. Bir diğer bacağa geçiyoruz. Bakın şu sık iğne de bitmişiz. Hemen yanına şöyle sıkıca bir sık iğne yapıyoruz. Ve 22 sık iğnemizi zincire kadar yine düz örelim. Şimdi bir diğer zincirime geldim. Burada da 3 sık iğne yapıyoruz. Ve gövdemizin birinci sırasını bitirmiş olacağız. Burası bizim birinci sıramız olsun. Evet, isterseniz tam bu kısma ilmek belirleyici koyabilirsiniz. Evet, hanım hanımcık bir kız olacağız inşallah. İkinci sıramızdayız. Şimdi 2 ve 11. sıralar arasına arkadaşlar toplamda 10 sırayı 50 adet sık iğnemiz vardı. 22 buradan, 22 buradan, 6 da buradan. Toplamda 50 adet sık iğnemiz var. Şimdi 11. sıraya kadar düz bir şekilde arttırma, eksiltme yapmadan örüyorum. Ve toplamda 10 sıramı düz bir şekilde ördüm. Artık eksiltmelerimize başlıyoruz. Şu anda arkadaşlar 12. sıramızdayız. Şurası benim sıra başım. Bakın tam şurası bizim birleştirme noktamızdı. Sıra başımdan itibaren yana kadar 10 sık iğne düz ördüm. 12. sırayı örüyoruz. 10 sık iğne düz ördükten sonra bir tane eksiltiyorum. Şimdi bir diğer yana kadar, yani şuraya kadar 24 sık iğne oluyor bende. 24 sık iğnemizi düz örüyoruz. 2 23, 24. Bakın şimdi buradaki yana geldim. Burada da bir tane eksiltiyorum. Ve şimdi sıra sonuma kadar düz örüyorum. Ne kadar kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sık iğnemizi düz örelim. Yani bu sırada arkadaşlar bir yandan bir yandan iki defa eksiltmiş olduk. 50 olan sık iğnem 48'e düştü. On ikinci sıramızda. Ve 12. Şimdi 13. sıramdayım. 13. sıramda da yine eksiltme yapacağız. Burada da 6 tek bir eksiltme yapıyoruz.
1 2 3 4 5 6 tek, bir tane eksiltiyorum. Bu işlemi 6 kez tekrar edeceğiz. Sıra sonunda 42 sık iğneye düşeceğiz. 2 3 4 5 6 tek, bir eksiltme. Evet, 6 kez tekrar edelim. Bu arada bir önceki sıramız 13'tü arkadaşlar. 13. sıramızda 6 tek bir eksiltme yaptık. 6 kez tekrar ettik. Toplamda 42 adet sık iğneye düştük. Şimdi 14. sıradayız. 14 ve 15. sıraları arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde 2 sıra örelim. 14 ve 15. sıraları arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 14 ve 15'i düz ördük. Şimdi 16. sıramızdayız. Son eksiltme sırası. Burada da 5 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tek, bir tane eksiltiyorum. Bunu 6 kez tekrar ediyoruz. Ve sıra sonunda 42 olan sık iğnemiz 36'ya düşecek. 5 tek bir eksiltme, 6 kez tekrar. Sıra sonunda 36 sık iğneye düşelim. Şimdi içerisine lafımızı biraz dolduralım. Benim şöyle bir çubuğum var arkadaşlar. Bu çok iyi oluyor. Her videomda da söylüyorum. Evet. Şimdi şu kısmın elyafları çok önemli arkadaşlar. Eğer burayı az koyarsak bacaklarımız şöyle olabiliyor. O yüzden elyaf koydukça şekillenecektir. O yüzden elyaf dolumu çok önemli. Şimdi arkadaşlar toplam 36 sık iğnemize biz düştük. 17. sıradayız. 17 ve 24. sıralar arasını toplamda 8 sırayı şöyle bir düz örelim. Ondan sonra ben kollarımı ölçüp size tam olarak bir sayı söyleyeceğim. Yani bir diğer açtığım videoda zaten söylemiş olurum. Şimdi bir 8 sıra düz örüp geliyorum. 8 sıra söyledim ama ben toplamda şu kısmı 13 sıra ördüm. Yani 17 ve 29. sıralar arasını düz örmüş oldum arkadaşlar. 13 sıra düz örüyoruz burayı. Şimdi 13 sıramızı düz ördükten sonra ve şöyle kollarımızla ben ölçtüm. Bakın gayet güzel tam geliyor. Şimdi 30. sıradayız. 30. sırada kollarımızı birleştireceğiz. 30. sıramızda bakın benim tam sıra başım burası. Kendime göre ayarladım. Kolları tam yine ortalayacağız. Şimdi 10 sık iğne benimkine tam geliyor. Bir tane örmüştüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen bir kontrol edeyim. Kollarımızı 2 sık iğne ile birleştiriyoruz. Şöyle tuttuğum zaman tam geliyor arkadaşlar. Evet. 10 sık iğnemi ördüm. Şurası ilmek belirleyicim. Hemen kolumun birisini alıyorum. Parmak uçlarına dikkat edelim. Evet, bir koldan aldım, bir sık iğne, bir de hemen gövdeden aldım ve iki sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 Bakalım. Evet. Gayet güzel. Şimdi bir diğer kolumuza kadar düz örelim. On dört, on beş, on altı. 16 tane yaptım. Hemen bakıyorum. 16 tane tamamdır. Şimdi bir diğer kolumu aldım.
Yine parmak uçlarına dikkat edelim. Şöyle tuttuğum zaman şurası tam denk geliyor. Şimdi yine bunu da iki sık iğne ile birleştiriyorum. Bir, iki. Bakalım. Evet. Şimdi sıra sonuma kadar alt sık iğnem kalıyor. Onları da düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi arkadaşlar, kollarda 10 sık iğnemiz vardı, gövdede 36. 2 buradan, 2 buradan gitti, 32. Kollarda da 8'er 8'er 16. Toplamda 48 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 31. sıramızda arttırma eksiltme yapmadan kol üstleri de dahil 48 sık iğnemizi düz örelim. Bakın bu şekilde 31. sıramı düz kollardan alarak 48 sık iğne ördüm. Şimdi 32. sıradayız. 6 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane eksiltiyoruz. Bu işlemi 6 kez tekrar ediyoruz. Normal bildiğimiz klasik eksiltme arkadaşlar. 32. sırada 6 tek bir eksiltme. 33'te 5 tek bir eksiltme. 34'te 4 tek bir eksiltme. 35'te 3 tek bir eksiltme yapıp geliyoruz arkadaşlar. Yani 24 sık iğnemiz kalınca kolların içerisine telimizi koyacağız. Şimdi 24 sık iğne kalana kadar eksiltelim. 35. sıramda 3 tek bir eksiltme yaparak 24 sık iğneye düştüm. Şimdi içerisine tel koyuyoruz. Ben şöyle bir tel ayarladım. İnşallah şurası kafaya fazla gelmez. Evet, şöyle uçlarını kıvırdım arkadaşlar. Elektrik bantıyla da buraları bantladım. Şimdi kollarımıza geçiriyoruz. Şöyle yapalım. İkisini aynı anda yapalım ki zorlanmayalım diyeceğim ama her halükarda zorlanacağız. Tarafı ittirelim. Evet. Gayet güzel olduk. Tamamdır. Tam kol uçlarına kadar geldi. Şimdi son eksiltme sıram var. 36. sıradayız. 36. sırada da arkadaşlar 2 tek bir eksiltme yapıyoruz ve 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 18 sık iğneye düşeceğiz. 1, 2 tek bir eksiltme. 18 sık iğne olduktan sonra da bir 3 sıra daha 18 sık iğneyi düz örüp artık gövdemizi bitireceğiz. Yani 36, 37 ve 38'i de 18 sık iğne örüp ipimizi koparıyoruz. Şöyle arkadaşlar, 3 sıra ördüm ama bana bu kısım biraz az geldi. Çünkü bluz olacak, ondan sonra elbisesi, hırkası vesaire olacak. O yüzden ben bir sıra daha fazla örmek istiyorum. Size eğer 3 sıra yeterli olarak geliyorsa bir sıra örmenize gerek yok. Artık kızımızın gövdesini bitirebiliriz. Çok minnoş, hanımcık bir gövdesi oldu. Evet, şimdi kafayla devam edelim. Şimdi sıra kafada arkadaşlar. Kafayı örüyoruz. Sihirli halk içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Şimdi ikinci sıramıza geçtim. İkinci sıramızda da hepsine çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 12 adet sık iğneye ulaştık. Üçüncü sıramızda bir tane tek örüyoruz, bir tane arttırıyoruz. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşacağız. Bir tek, bir çift. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşalım. Bir tek, bir çift. Evet, sonuncu bir tek, bir çift. Yüzüğüm parmağımda kalmış. Ben de diyorum, beni rahatsız eden ne? Şimdi üçüncü sıramızda bir tek, bir çift yaparak 18'e ulaştık. Dördüncü sıramızda iki tek, bir çift yapıyoruz. İki tek, bir çift. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, 8 tek, bir çift olana kadar, toplamda 60 sık iğne olana kadar arttırıyoruz. 8 tek, bir çift olana kadar 60 sık iğnemiz olunca tekrar görüşelim. 10. sıramdayım. Toplamda 60 adet sık iğnem var. Yani 8 tek, bir arttırmaya kadar geldim. Şimdi 11. sıramdayım. 11 ve 21. sıralar, 20. sıralar arasını arkadaşlar. 11 ve 20. sıralar arasını toplamda 10 sırayı arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Fazla sıkı örmüyoruz kafamızı, çünkü yüz şekillendirmemiz olacak. Benim peri ya da biraz sert mizaçlı bir ip olduğu için fazla sıkı örmüyorum burayı. Şimdi 11 ve 20. sıralar arasını düz 60 sık iğne örelim. Bakın arkadaşlar, bugün şöyle boş bir vaktim vardı. Aklımdaki elbiseyi tığıma döktüm. Gayet de güzel oldu. Tam istediğim gibi tunik mi desem artık, bluz mu desem bilemedim. Bunu böyle buraya kadar uzattığınız zaman çok güzel tesettürlü bir kız daha olabilir. Şimdi gelelim kafaya. Kafayı en son 60 sık iğne 20. sıramıza kadar örmüştük. 21. sıramızda arkadaşlar göz videomuzu, göz işlemini oluşturacağız. Göz videomuzu diyorum. Şimdi şöyle orta kısma kadar bir 24-25 sık iğne örelim. 2, 3. Yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş. Evet, burada arkadaşlar bir zincir çekiyorum, bir sık iğne atlıyorum, ikinciden örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, her iki gözün arasında 8 sık iğne olmasını istiyorum. Bir zincir çekiyorum, yine bir tane atlıyorum. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Sıra sonumuza kadar örelim. 20. sıramızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi 21. sıra, pardon. 22. sıramızda da arkadaşlar arttırma, eksiltme yapmadan 60 sık iğnemizi zincirlerin üzerinden de alarak 60 sık iğnemizi düz örelim. 22. sıramızdayız.
60 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 23. sıramızdayız arkadaşlar. Bu sıramızda yanak artırmalarımız olacak. Ben şöyle sıra başımdan 18 sık iğne ördüm. Şimdi siz de 18 sık iğneyi hemen örün. Şimdi arttırmalarımızı yapacağız. 18 sık iğneden sonra 2 tek bir arttırma yapıyoruz. 1, 2 tek bir arttırma. Bunu sadece 3 kez tekrar edeceğiz. 1, 2 tek bir arttırma. Şimdi sonuncu 1, 2 tek bir arttırma. Her iki gözün arasında 6 sık iğne bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da bir arttırma 2 tek yapıyoruz. Yani ilk olarak arttırıyoruz. 1 arttırdım. 2 tek. 1 arttırdım. Şimdi tekrar bir arttırdım. Tekrar edelim. 18 sık iğne ördüm. 3 kez 2 tek bir arttırma yaptım. Her iki gözün arasında 6 sık iğne bıraktım. Sonra bir arttırma 2 tek yaptım. Yine 3 kez tekrar ettim. Yani bu sırada 6 kez arttırmış oluyoruz. Sıra sonunda 66 adet sık iğnemiz olacak. Şimdi sıra sonuna kadar düz örelim. 2, 3. Sıra sonunda toplam yine 18 sık iğnem kalmıştı. Onu da düz ördüm. Şimdi 24, 25 ve 26'yı toplamda 3 sırayı arttırma eksiltme yapmadan 66 sık iğnemizi düz örüyoruz. 24, 25 ve 26'yı arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. 26. sırama kadar düz ördüm. Şimdi hemen gözlerimizi takmak istiyorum. Bakın şuralar zincirlerdi. Buralara hemen 10 milim gözlerimizi takalım. Gayet güzel oldu. Arkalarda takalım. Böyle zincirli olduğu zaman çok kolay ve pratik oluyor arkadaşlar. Tamamdır. Gözlerimiz hazır. 25. sıramızdayız. 66 sık iğnemiz vardı. Şimdi klasik eksiltmelerimiz olacak. 25. sıramızda 9 tek bir eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tek bir eksiltiyorum. 6 kez tekrar ediyorum. Sıra sonunda 60 sık iğneye düşeceğiz. Bu şekilde 30 sık iğne olana kadar, 4 sık iğne bir eksiltmeye kadar eksiltelim. Zaten şuraya İngilizcesini de ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şu anda 30 sık iğnem var ve içerisine elyafımı doldurmaya başlıyorum. Şöyle kenarlara ağırlık vererek dolduruyorum. Parmağımızın ucuyla arkadaşlar kenarlara doğru ortayı boş bırakacağız. Sonra ortayı da fırlayacağız zaten. Evet, bu şekilde dolduralım. Şöyle arttırdığımız kısımlara da ittirelim. Evet, şimdi 18 sık iğneye kadar tekrar eksilteceğiz. 18 sık iğne olduktan sonra yine yanaklara biraz elyaf takviyesi yapabiliriz. Şimdi 30 sık iğnemiz vardı. 2,
3 tek bir eksiltiyoruz. 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz kalıyor. 2 3 tek bir eksiltme, 24 sık iğnemiz kalıyor. Bir üst sırada da 2 tek bir eksiltme yapıyoruz ve 18 sık iğneye düşüyoruz. İpimiz uzunca kesiyoruz. 18 sık iğneye düştüm. Şu kısımlara birazcık daha elyaf vermek istiyorum. Fazla sert bir dolum olmasın kafamız. Şekil vereceğiz. Evet, bakın şöyle anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bedene göre kafayı birazcık daha yumuşak doldurdum. Şöyle biraz şekil verelim. Evet arkadaşlar. Kafamız tamam. Şimdi hemen şöyle uzunca bir ip kesiyoruz. Ve yüz şekillendirmemize başlayacağız. Bu arada arkadaşlar 50 gramlık açılmamış bir ipim vardı. Bakın bu kadar kaldı. Yani 50 gramlık yetiyor.